F30'u M3 yapacağız. F10'u da M5 yapıyoruz arkadaşlar. Her iki araç da kaplanacak. Fransa'nın en iddialı F10'lardan biri olacak diye düşünüyorum. Aksaray'ın modifiye garajı. Kaplamaya hazırlık yapıyoruz. Şu an araba leş durumda. Şu an yine sanayiye gidiyoruz. F30'da burada yatıyor arkadaşlar. F30'umuzun son durumu. Arkadaşlar şimdi aracımızın rengini seçiyoruz ama modifiyemiz devam ediyor arkadaşlar. Daha cantlarımız yapılacak. Daha çok işimiz var. Aracımızı kapladık. Şimdi yeni egzozlarımızı takacağız. Böyle bir arkadaşlar. Hadi. Welcome to Türkiye. Hepinize selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Baştan da görmüş olduğunuz gibi hepimizin beklediği o videomuz sonunda geldi. Bu videomuzda baştan da görmüş olduğunuz üzere BMW F10 aracımızı Fransa'dan getirip Türkiye'de baştan aşağı değiştireceğiz, modifiye edeceğiz. Aklınıza gelebilecek tüm her şeyi modifiye edeceğiz. M5 patiketinden tutun, kaplamasına kadar jantı, ondan sonra arabayı basmak, cam filmi derken arabanın kaderini değiştireceğiz. Gerçekten ortaya güzel bir şey çıktı. Şu an arabanın bitmiş hali gözümün önünde. Ona bakarak ilham alıyorum size konuşmak için. Araba müthiş bir şey oldu. Sizlerden tek ricam arkadaşlar, bu videomuzun yorumlar kısmında iyi kötü eleştirilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğendiğiniz beğenmediğiniz yanları falan varsa yorumlara mutlaka yazın, düşüncelerinizi merak ediyorum gerçekten. F10'unu modifiye etmekte kalmadık arkadaşlar. Bir de bilirseniz benim F31 aracım vardı. Onunla modifiye ediyoruz. F30'un videosu da bu videodan belki haftaya falan gelebilir arkadaşlar. Benim montajıma göre bağlı. Eğer çok yorum gelirse, beni gaza getirirseniz belki yarın da yayınlayabiliriz o videoyu. Gerçekten iki araç da çok müthiş oldu. Özellikle de F30 ortaya gerçekten çok güzel, efsane bir araba çıktı arkadaşlar. Sizler de videomuza baş başa bırakayım diyorum arkadaşlar. Koltuğunuza yaslanın, çekerek kolanızı hazırlayın. Umarım bol keyifli dakikalar geçirirsiniz. Bu arada arkadaşlar beni Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Orada da araçlarla da ilgili güzel paylaşımlarım falan var. Sizlerin beğeneceği tarzdan. Merak ettiğiniz tüm sorularınızı falan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan da tüm merkeze elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şu an M'lerine geldik. Aracımız şurada park halinde. Birazdan M5 tamponlar takılacak. Onlar da büyük ihtimal sanırım bunlar. Aracımızın en sonki halini bir göstereyim. Şu anlık üzerinde lüks paket tamponlarımız var. Üzerinde normalde M paket tamponlar vardı. Bunları takmıştım idare ettiğimlik. Birazdan onların değişimine geçeceğiz. Büyük ihtimal kaliperler tekrardan boyanacak. Mavi renk. Mavi renk pek hoşuma gitmiyor. Jantlar siyah parlağa boyanacak. Kromlar iptal olacak. Gece paketi yapacağız araca. Arka tampon değişip yerine M5 difüzörlü tampon gelecek. Spoiler takacağız. Belki de stoplara çerçeve de yaptırabiliriz. F10 bu şekilde olacak. Bildiğiniz gibi bir de F30 modifiye ediyoruz. O da şu an boyada, sanayide şu karşı taraf. Onun da ufak tefek eksikleri vardı. O da şu an boyada. Boyası yapılıyor. Boyası çıktıktan sonra onu da M3'e çevireceğiz. F30'u M3 yapacağız. F10'u da M5 yapıyoruz arkadaşlar. O F30'un videosu da ayrı gelecek. Bu F10'a ait bir video olacak. Bu videomuzun içerisinde F10'un komple baştan aşağı dönüşüm videosunu göreceksiniz. Araç sonra kaplamaya gidecek arkadaşlar. Her iki araç da kaplanacak. Bu videomuzun içerisinde bu F10'un baştan sona büyük değişimini göreceksiniz. Bunu bir video halinde yapacağız. F30 da aynı şekilde olacak. O da bir video halinde olacak arkadaşlar. Bunun rengi mat bir renk yapacağım. Asilli olsun, böyle ağır bir renk olsun. F30'da biraz cırlak bir renk olacak. Genç iş olsun. Durum bu şekilde. Şimdi biz aracın tampon değişikliklerine bir geçelim. Bu araç ne hale ne hale gelecek. Sizler de artık yorumlarınızı yorumlara yazarsınız. Ve bu tüm süreci de Instagram hesabından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da takip etmeyi de unutmayın. Gelin şimdi aracı sökmeye başlayalım. Evet dostlar, şu an aracın arka tamponunu sökmekle başladık. Arka tamponu sökülüyor bakalım. Şöyle. Bagaj beklemediğim olsun. Şu an abi arka tamponu söküyor. Yerine şuradaki M5 tamponlarımız takılacak. Tampondan sonra kaplamaya gidecek. Şu an arka tampon çıktı. Siz zaten tamponsuz halini hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Daha öncesinden sökmüştük. 550'de tamponu vardı. Şimdi sefer 4 çıkışlı yapacağız. Ama önü bambaşka olacak. Öne M5 tamponu da öncesinden takmamıştık. M paket takmıştık. Evet, şimdi de ön tampon çıkıyor bakalım. Ön tarafı çok farklı duracak aracın. Arka görsele zaten alışmıştık. Ona daha öncesini yapmıştık. Ama şu ön tampon M5 görünümlü daha farklı duracak. Aslında benim taraflarım M paket yapmakta ama dedim ki madem siz çok istiyorsunuz böyle farklı projeler yapalım ve M5 yapıyoruz. Yapmışken sıradan bir şey değil de farklı bir şey yapalım dedim. Ve M5 yapalım dedim bu sefer de. Bakalım artık, inşallah bize bir şey çıkar ortaya. Ön tamponu da çıktı bakalım. Şuraları bantlamıştık kameraların olduğu yerlere. Onları da artık M5 tampon üzerine aktaracağız. Aracın ön tamponu söküldü, arkada söküldü. Şimdi sıra yan marşbiyelerde. Yan marşbiyelerde de çok farklılık var. Bu orijinallerinde de. M görsellerde biraz daha çıkıntılı, daha spor, daha şişik gösteriyor araca.
Önceden de vardı bunlar bu arabada ama sökmüştük onu hatırlarsanız. Burada güzel bir 330 iyi geldi sanırım Avusturya'dan. Fransa'nın en iddialı F10'lardan biri olacak diye düşünüyorum. Şu an aracın arka tamponu takıldı. Şimdi sıra ise ön tamponlar. En çok merak ettiğim ön tampon nasıl duracak? M5 tamponunu takıyoruz. Bakalım nasıl duracak araçta. Ön tamponu da taktılar çok şükür. Arabanın ön pancurunda kepenekleri vardı. Onları iptal ettirdim ve gerçek M5 gibi. Şu an görsel daha iyi oldu. İçerideki direkler gözüküyor. Şimdi birazdan arabayı çıkaracağız. Bir de öyle bakalım. Ondan sonra bir de kaplamadan sonra görelim. Daha şık, daha güzel olacak. Bayağıdır uğraşıyoruz ama var ya araba bence felaket oldu arkadaşlar. O direklerin gözükmesi falan bambaşka bir şeydi. Ve ön pancurları da tekrar değiştirdik. Yine daha kaliteli bir ön pancuru taktık. Diğer benim taktığım pancurlar pek kaliteli değilmiş. Daha kalitelisini taktık. Durum bu vaziyet. Sanırım bir 15 dakika 20 dakikaya biter gibi gözüküyor. Bir de yandan da çekeyim arabayı. Arabaya spor yayı da takacağız arkadaşlar bu videonun içerisinde. Hem jantları boyayacağız, spor yayı takılacak. Yapacağımız birçok şey var. Şöyle etrafta göstereyim ürünleri eğer sipariş vermek isterseniz. Dragon's toplanmaları falan olsun. F-Series toplanmaları olsun. Şunlar sanırım Golf 7'nin toplanmaları, Golf 6 toplanmaları. Golf 7 ön farlar LED'le. Aksaray'ın modifiye garajı. Arkadaşlar şu an ön tampon takıldı ve bence efsane durdu arabaya var ya. Çok kendini gösterdi. En çok da şu direklerin olması var ya. Arkadaşlar F10 modifiyesi ikinci günden hepinize selam. Hatırlarsanız dün aracımıza M5 tamponları takmıştık. Bugün de aracı katmaya getirdik. Araca göçük düzeltme yaptıracağız. Yani ufak tefek gamzeleri vardı arabada. Ufak tefek göçükler. Onları düzelttireceğiz. Neden mi? 2 gün sonra aracımız kaplamaya gidecek. Kaplamaya hazırlık yapıyoruz. Şimdi aracımız yıkandıktan sonra direkt boyasız göçeğe gidecek ve oradan da 2 gün sonra da kaplamaya göndereceğiz aracı. İlerleyen dakikalarda sizlere farklı farklı görüntülerde çekeceğim. Aracımız ne halden ne hale gelecek. Şu an araba leş durumda. Pislik, toz hepsi var üzerinde. Evet arkadaşlar arabamız yıkamadan çıktı. Şu an var ya arabayı daha hayatımda ilk kez bu kadar parlak görüyorum. Bunu da yıkamıştım da hiç bu kadar temizlememiştim. Şu an aracın rengi falan ortaya çıktı. Şimdi doğru aracı boyasız göçeğe götürüyoruz arkadaşlar. Göçük tamir yaptıracağız. Bu sayede de aracın rengini de görmüş olduk. Vallahi arabayı aldığımdan beri hiç bu kadar yıkamamıştım. Şu an araba ayna gibi parlıyor. Kaplatsam mı kaplatmasam mı diye kararsız kaldım diyebiliriz arkadaşlar. Ama tabii ki de kaplatacağız. Şaka yapıyorum. Birazdan da arabanın gamzelerine bakacağız. Nerelerde var diye. Benim gözüme çarpan bir şurada var. Bir de şurada var. Bir tane de şurada var. Ondan sonra bir de şurada bir yerde olması lazımdı. Şurada çok ufak var. İlla ki birkaç yerde daha vardır. Onları düzelttireceğiz ki kaplamamız sağlam olsun. İleride atma olmasın. Oralardan çişiklik falan olmasın. İşimizi temiz yapıyoruz arkadaşlar. Burada da bir 93 varmış. Kabriyo 3 kasa. 330 sanırım. Bunun da gamzelerini yapıyorlar. Şöyle çekeyim. Evet beyler, hepinize günaydın. En son nerede kalmıştık hatırlamıyorum ama şu an yine sanayiye gidiyoruz. F10'u modifiye etmeye devam ediyoruz. F30 da bu süreç içerisinde o da modifiye oluyor. Ama bu videomuz içerisinde F10'u modifiye ediyoruz arkadaşlar. F30'un videosu ayrı olacak. Hangisi ilk gelir bilmiyorum. Şu an F10'u sanayiye götüreceğim. Arabayı sanayiye bırakıp orada araca ufak tefek hatalar falan vardı. Kaplama eklenen önce onları düzeltecekler. Evet şöyle... Neden buraları çekiyorsun diye derseniz de biraz farklılık olsun. Fransa'da sürekli evin önünde çekip duruyorduk. Bıkmıştık artık, osanmıştık. Evin her köşesini böyle öğrenmiştik. Şimdi size de farklı bir görüntü olsun diye böyle ufak vlog tarzında videolar çekelim dedim. Şimdi aracımıza doğru gidiyoruz. Ama bu değil, şuradaki. Şimdi bu evlatı sanayiye bırakıp geleceğiz. Bu arada araba kalmadı. Diğer araç da sanayide. O da birkaç gündür sanayide yatıyordu. Onunla boya falan işlemleri vardı. Şu an bu aracı da oraya bırakacağım. Hırsızlık falan var da onu düzelttiririz, sıkıntı değil. Arka difüzörümüz eksik, o da bugün gelecekti. Şöyle göstereyim. Bunun difüzörü de bugün takılacak normalde. Neyse biz bunu sanayiye bırakalım. Bir de kaputumuza boya işlemi vardı, onu yapacaklar. Yarın sabah 9'da da Konya'ya gideceğiz. Şu an Aksaray'dayız, memleketimde. Konya'da da araca kaplama yapılacak. Kaplama ne renk olacak diye sorarsanız da kahverengi olacak arkadaşlar. Aracın rengi ama güzel bir renk. Depoda bitmiş. İnşallah arabanın mazotu yolda bitmez. Şu an hiç mazot almaya gidecek şeyim yok. Kulağım gelmiyor. Öne geç. Mazot artık sonra doldururuz. Şu an var ya hiç hitesim yok. Zaten geç kaldık. Şu an bir şarkımızı açalım. Şöyle.
Evet, böyle de ufak bir vlog olmuş olsun arkadaşlar. Şu an sanayiye gidiyoruz bakalım. Burası bizim mahalle. Çocukluğum geçtiğim mahallede burası da değil. Somuncu babanın orası, bilenler falan varsa. Buranın asfaltı da çok kaygan arkadaşlar. Çok hafif gaza dokundum, direkt araba yanlamaya başlıyor. Yani bu araba geçen sene de vardı. Buralarda iyice deşmişler arkadaşlar. Köyü yerine çevirmişler. Keşke kışın yapsalarmış bu çalışmayı. Olsun bakalım. Birazdan yol düzelecek. Benim eski mahallede işte, çocukluğum geçtiğim mahallede şu şurası, şu karşı taraf. Evet, burası da zaten Aksaraylılar bilir burayı. Şurası Vaudeville, şurası da ADS. Sanayi az kaldı. Bir 5 dakika sonra oradayız bakalım. Şuna sola döndük mü Aksaray'ın sanayisi. Seneydi artık tüm sanayide yeni sanayiye taşınmış olur. Orayı da çok merak ediyorum, yeni sanayinin nasıl olacağını. Şu tarafta Emzen arkadaşlar, aracımızı modifiye ettirdiğimiz yer. Murat abinin yeri. Şimdi Ergün abinin oraya gidiyoruz, aracımızı boyatmaya, yaptırmaya. Bu arada bu aracı spor yayı falan da takılacak, basılacak. Murat abi bas bas dedi arabayı, basacağız bunu da. Çok çirkin duruyor gerçekten, leylek gibi araba. Sanayiye de geldik arkadaşlar. Geçen sene şu aracımızın lastiklerini söktürüp taktırmıştık. Bilenler bilir, hatırlayanlar falan varsa. Bayağı kalabalık abi, bu saatte bile kalabalık. Artık buraları komple ezberledik her yere. Birazdan da F30'da görmeye de gideriz şimdi. Oradadır büyük ihtimal. Onu da gösteririm. Evet, şimdi bu aracımıza da geldik bakalım. F30'da orada yatıyor. Vay be. Araba ne hale gelmiş lan. Buggy'ye dönmüş. Şu an ustalar da başında arabayı yapıyorlar. Gördüğüm kadarıyla şurada. Evet, F30'da burada yatıyor arkadaşlar. Araba bildiğiniz buggy'ye dönmüş. Şimdi iki aracı da buraya bırakacağız bakalım. Bu arabayı da normalde fırına götürecekler. Yeni yerleri var. Yeni sanayinin orada. Yeni sanayinin orada boyanacak araba. Şurada iki tane var. Toplam 11 tane vardı. Gamze dediğimde şöyle ufak tefek göçükler arkadaşlar. Onlar yapılacak. Bir de kaputta şöyle bir şeyimiz vardı. O boyanacak, düzeltilecek. Yani aracın altyapısı da sağlam olsun, temiz olsun. Kaplama yapıyoruz diye de aracın altında pis bırakmıyoruz arkadaşlar. Temiz olsun diye. F30'umuzun son durumu. Evet, yeni tamponlarımız da burada arkadaşlar. F30'a takılacak tamponlar. F30 cuma günü çıkar dediler. Bugün çarşambayız. 2 gün sonra F30'un işi bir bitiyormuş bakalım. Arkadaşlar bir de sanayi çayı içelim dedik. Sanayin çayı bir başka oluyor diyorlardı. Güzel oluyor diyorlardı. Bir tadına bakalım artık. Nasılmış? Dedikleri kadar var mıymış? Sanayideyiz hala. Eve dönüyoruz. Gelmişken de markete girip de bir şeyler alalım dedik. Yiyecek. Arabaları koyduk arkadaşlar. Arabasız kaldık. Yürüyerek eve gidiyoruz. Evet beyler, günaydın. Bugün büyük gün. Aracımızı sanayiden almaya gidiyoruz. Boyadan çıkmış kaportadan. Gamzeleri falan yapılmış. Konya'ya gideceğiz. Aksaray'dan Konya'ya gideceğiz. Aracımızı kaplatmaya. İnşallah kaplamacıyla da anlaşırız. İstediğimiz renge falan. Ve bugün aracımızı da kaplamaya bırakacağız inşallah Konya'da. Şu an Konya'ya doğru gidiyoruz. Arabayı kaplatmaya. Yaklaşık bir saatlik bir yolculuğumuz kaldı. Ondan sonra Gözde Garajı'nın oradayız. Aracımızı kaplatacağız bakalım. Arkadaşlar şimdi aracımızın rengini seçiyoruz ama bu kadar rengin arasından bayağı bir kararsız kaldım. Hangisini yapsak diye. Şöyle bir kırmızı var. Ondan sonra Midnight Purple var. F10'a zaten şunu seçtik. F10 bu renk olacak. Ben de yeşil arasında Midnight Purple, turuncu renk ve kırmızı renk arasında gidip geliyorum bakalım. İstediğimiz bir yeşil bulursak yeşil yapacağız. Şu an Gözde Garaj'a geldik. Aracımızı kaplayacağız. Black Gold rengi seçtik. Aracımız birkaç güne çıkacakmış. O rengi seçtik. F30'a da başka bir renk seçtik. Onun renginde F30 videosunu açıklarım artık. Hangi rengi seçtiğimize dair. Bakalım artık. Sabırsızlıkla bekliyorum. Nasıl olacak? Ne renk olacak? Yakışacak mı, yakışmayacak mı? Normalde yakışacak. F30'a çok farklı bir renk seçtik. Daha önce görmüştüm. Yapanlar olmuş. İnşallah bizimki de güzel olur. Aksaray'a geldik. Jantları falan göstereyim sizlere de. Böyle kalepeler varmış da. Jantları değil arkadaşlar. Benim dikkatimi en çok şu lastik çekti. Oğlum bu ne lan? 335. 20. Şöyle elimi koyayım da büyüklüğü böyle anlarsın. 4 tane elimi yan yana koyabiliyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kepen. Vay be.
Hayatımda ilk kez böyle bir lastik gördüm. Varlığını da bilmiyordum. Bu ne lastik ki? GTR desek, GTR bu kadar geniş değil hatırladığıma göre. Bu neyin lastiği? Bunu soracağım. Merak ettim harbiden. Michelin. Bu lastiğin fiyatı bizim arabanın parasıdır büyük ihtimal. Benden geniş havalı lastikler. Bunu şunları bir F30'a taktığımızı düşünsenize. F10'a falan. Kamyon gibi olur ha. Mübarek. Şurada jantları göstereyim. Aklımda arkadaşlar Maybach bir Mercedes yapmak var. Böyle bir aklımda bir fikir var. Şöyle jantlardan falan takabiliriz. Bilmiyorum. Aklımda böyle değişik değişik projeler var bakalım. Bu projelerden sonra. Şurada BBS'ler var. Bunlar da çok felaket. Eğer E30, E36 falan alırsak bunlardan takabiliriz. Bizim taktığımız spor yaylar bunlar sanırım Asher mi? Sanırım Asher bunlar da. Bir de arkadaşlar E39 hayalim de var. Onu da gerçekleştirmek istiyorum. Onu da M5'e çevirmek istiyorum. Eğer alırsam E39 direkt bu jantları takacağım arkadaşlar. Felaket duruyor. Dedemde vardı bir tane E39 yıllar önce. Ama şu jant var ya çok güzel. Bir ton jant lastik var. Oo bak bu bayağı güzelmiş BBS. Full offsetli bu. Şöyle göstereyim. Bunlar da bayağı güzelmiş. Ama en çok dikkatimi ha bak. Maybach jantı burada arkadaşlar bu. 20'lik sanırım. Bize olursa bundan olur 20'lik. Şu da güzelmiş. F30'a bu da çok yakışırdı ya. Keşke bunlardan neyim alsaydık. Offsetli ya. Gömlek içine. Bize bundan lazımdı arkadaşlar. Hata yaptık. Olsun bakalım. Arkadaşlar sordum da Corvette C6 lastiğiymiş bunlar. Arkadaşlar şimdi Göze Garaj'a geldik. Aracımız içeride duruyor. Bakalım nasıl olmuş. Güzel bu. Evet. Arabamız burada. Bence gayet efsane olmuş. Çok farklı olmuş. Bayağı farklı bir şey olmuş. İlk yapacağımız şey jantları boyamak olacak. Sen sordun. Abi diyor. Seni de alırsın. Seni de alırsın. Sen şarjı motorla gittin. Ben diyor. Ben diyor. O nerede diyor. Yansıyor. Evet. Motorla gelmiş. Çevre dedim. Araban rengi nedir? Pembeye kaplıyor. Evet arkadaşlar şu an Bilal abinin yanından ayrılıyoruz. Gözde Garaj'dan aracımızı kapladık. Şimdi video fotoğraf çekimlerine doğru gidiyoruz. Aracın jantlarına hiç dikkat etmeyin arkadaşlar. Boyanacak jantları. Şu an çok göze çarpıyor biliyorum. Piano Black oldu mu daha güzel oturacak. Onu da artık ilerleyen dakikalarda yorumlarsınız. Şu an jantlar gerçekten çok absürt durdu. Jantın kaliper renkleri falan olsun. Burada nasıl kayıyor? Basmıyorum bile. Lastiklerden mi bekliyorum? Şimdi video çekimine geldik. Arabanın ufak klip, video, fotoğraf falan çekilecek. Şöyle 2.5 alayım da görüntü açısını. Daha iyi görün bence. Bence var ya renk ne böyle çok göze batıyor. Canta bir boyansa yerine oturacak. Evet arkadaşlar bir de şu açıdan göstereyim aracımızı. Rengimiz bu şekilde. Güneş de farklı duruyor. Gölge de farklı duruyor. Jantları da boyadık mı tam yerine oturacak bence. Herkesin yapmadığı bir renk seçtik. Bence çok güzel oldu. Buradan da Göze Garaj'ın ellerine sağlık diyoruz. Modifemiz devam ediyor arkadaşlar. Daha jantlarımız yapılacak. Daha çok işimiz var. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Kaplamacıdan çıktık. Aracımızı süslemeye devam ediyoruz. Bu sefer de bugün aracımıza hem difüzör takacağız. İki tane seçeneğimiz vardı. Bir normal M5 difüzörümüz vardı. Bir de Vostainer vardı. Bundan Türkiye'de fazla kalmamış. Bir tane zar zor bulduk. Onu getirttirdik. Bunu takacağız aracımıza. Bunu seçtim biraz daha agresif dursun falan filan diye. Bir de aracımıza ince çita bir spoiler koyacağım. Ya da belki büyük de koyabiliriz. Nasıl duracak ona göre. Şimdi abimiz aracımıza difüzörümüzü takacak dostlar. Ardından da Ramazan egzoza gidip oradan da aracımıza egzoz taktıracağız. 4 adet çift çıkışlı sağ sol. Ve ondan sonra büyük ihtimal yarın aracımızı
jantlarını boyatmaya götüreceğiz. Çünkü şu jantlar bu aracın üzerinde emanet gibi durdu gerçekten. Bu renge falan hiç yakışmadı. Jantlar açık renk. Arabayla falan hiç uyum sağlamadı kesinlikle. Bu jantlarımıza koyu renge bir boyatacağız. Ya bronz rengi olacak ya da siyah olacak. Bronz olursa da aracımıza bronz renge yakın olduğu için boğar mı falan diye korkuyorum. İçimde bir kuşku var. Büyük ihtimal belki siyah parlak renk olacak. Dostlar şimdi spoilerımız takıldı. İnce bir spoiler seçtim. Biraz daha böyle fazla göze batan bir şey olmasın istedim. Daha böyle soft bir şey olsun istedim. Evet şimdi Vostinger füzörümüz takıyor bakalım arkadaşlar. Sade olanlarda ama füzörümüz biraz abartı olsun istedim. Oradaki füzörleri takarken ben de sizlere bizim parçaları göstereyim. Şu da F30'umuzun spoiler olacak. Ona kaba bir şey seçtik ki çar arabası olduğu için. Buradaki aksesuarları da göstereyim sizlere. Panamerica ön pancarlar falan var Mercedes'lerin. Şu arabayı da göstereyim sizlere arkadaşlar. Aynı gün bizimle kaplamaya gitti. Aynı günde kaplamadan çıktı. Bu da Fransalıymış. Evet füzör takma işlemi devam ediyor. Şimdi aracın rengi daha bambaşka durdu burada. Evet arkadaşlar şimdi yeni sanayiye doğru geldik. Egzozcu Ramazan oraya. Tam şu karşısı bayrağın olduğu yer. Şimdi aracımıza egzoz taktırmaya geldik. Buralar daha genişmiş, daha temiz. Yeni yeni taşınmaya başlamışlar buraya. Ramazan abinin yanına geldik. Aracımıza egzozlarımızı taktıracağız. Burası da yeni sanayi gerçekten çok hoş olmuş. Ben gayet çok beğendim ama fakat yollar çok bozuk. Mesela şurada çok çukurlar falan var. Onlar bence düzeltseler çok çok iyi olurmuş. Konumuz o değil. Konumuz egzoz. Egzozlarımızı taktıracağız. Orta susturucu, yok son susturucumuz iptal oldu. Fransa'dan Türkiye'ye bu şekilde gelmiştik. Tek düz boruyla susturucuyu sökmüştük. Şimdi yeni egzozlarımızı takacağız. Seçtiğim modelleri de göstereyim sizlere hangi modelleri seçtiğimizi. Birazdan montaja geçerken araç nasıl duracak onları da görürüz. Birkaç gün sonra da artık F30'umuz gelecek. Burası biraz da gürültülü. Daha çok yüksek araçlar yapıyorlar. Kamyon, tır falan. Sizler zaten TikTok'tan falan görmüşsünüzdür burayı. Şöyle. Şöyle seçtiğimiz başlıkları da göstereyim. Yüzlük. Bunları seçtik arkadaşlar. Bir de şu modeller vardı ama bunlar çok ince kaldı arabaya göre. F10 kasaya çok küçük kaldı. 90'lık bunlar. Biz yüzlük üzerine gideceğiz. Yani 100 milim. Şu an genişliği. Bunları takacağız. Bunlar daha çok doldurdu arabayı. F30'a da şunları takmayı düşünüyorum. F30'un difüzörü gelsin. Ona göre seçeceğiz bakalım. Evet sanırım şimdi egzoz takmaya geçiyoruz. Bu arada yeni difüzörümüzü de göstermiş olayım. Evet şimdi aracımız lifte alınıyor arkadaşlar. Chrome egzoz seçtim. Siyah sürekli herkes siyah takıyor. Bence araç boyuyor diye düşünüyorum. Chrome taktık mı daha çok belli olacak egzozlarımız. Sizler de zaten düşüncelerinizi yorumlara yazarsınız. Egzozlarımızın borusu kesiliyor. Şuralar takıldı. Şimdi şuraya ek yapılacak arkadaşlar. Buradan ayar veriyoruz. Yani söylüyorum az sol az aşağı diye. Bence gayet böyle iyi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hıntalandı şimdi. Çıkıntılıyı da böyle sıfıra sıfır yaptık. Şu taraf kısa, şurası uzun. Buradan da yapılan işçiliği de göstereyim sizlere. Koskoca Ramazan egzoza geldik. Yani işçilikte gerçekten çok. Şurası daha yapılacak, daha bitmedi. Dostlar bence egzoz falan var ya, efsane oldu. Şöyle her yere punto falan attılar, sallanmasın, sarsmasın diye. Gerçekten çok sağlam. Sarsı bırakın, hiç yerine bile oynamıyor. Taş gibi olmuş. Evet dostlar, egzozumuzun son aşamasına geldik. Sağ egzozumuza takıldı. Egzoz işlemimiz burada bitmiş bulunuyor bakalım. Son kontroller ediliyor. Hadi. Evet arkadaşlar. Egzoz modifiyemizin de sonuna geliyoruz. Gerçekten çok efsane oldu egzozlar falan. Krom parlak gayet şık durdurdu. Renge falan da çok yakıştı. Gördüğünüz gibi araç hem güneşte farklı duruyor hem gölgede farklı duruyor. Şöyle bayrağımızın altında aracımızı çekelim. Bence çok yakıştı. Bir de şu jantlarda bir el attık mı var ya, tadından yenmez. Buradan da Ramazan abinin ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir işçilik çıkardılar. Evet, günaydın arkadaşlar.
Bugün ne mi yapıyoruz? Aracımızı yıkatmaya götürüyoruz. Eğer hatırlarsanız Konya'dan almaya gitmiştik. Konya'dan gelirken biraz hız yaptık. Mercedes'in yarışmıştık. Aracın önü fırsine konmuş. Kaplamaya iz bırakmasın, zarar besliyor. Onu bugün yıkatmaya götüreceğim. Aradan 2-3 gün geçmiş işte. Kaplamamız iyi kurusun diye yıkatmamıştım. Belki çıkar sökme atma olur falan filan diye de. Onu da şimdi yıkatmaya götürüyoruz ama var ya egzozlar neyim? Felaket stres olmuş ya. Vallahi tam da hayalimdeki arabayı yaptık arkadaşlar. Belki Fransa'da 0.5 ya da 1 cm'lik spacer atabiliriz arkaya. Hafiften dışarı çıksın diye. Bugün de jantlarımızı boyatmaya vereceğiz inşallah. Eğer bulabilirsem, anlaşabilirsek. Bir de arabayı bastık mı bunun projesi bitiyor arkadaşlar. Bakalım artık ilerleyen dakikalarda bizlere neler bekliyor. Evet arkadaşlar, eğer hatırlarsanız geçen sene F10'umuzu getirdiğimizde araca sticker falan bastırmıştık, plakalar falan olsun. Şu an tekrardan oraya geldik. Aracımıza siyah plakalarımızı bastırıyoruz. Ondan sonra şu yan camlara Instagram logolarımızı yazdıracağız. Bekir Bura 68 diye. Ardından da yıkatmaya götürürüz şu karşı tarafa falan. Siyah plakalara gerçekten çok değiştirecek. Çünkü şu mavi plakalarda güzel atıyor. Siyah plak oldu mu aracı daha çok agresif gösteriyor diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir de Murat abinin yanına uğrayayım dedim. Arabayı yıkattık geldik. Şimdi jantçıya doğru gidiyoruz. Jantlarımızı boyatacağız. Jantın ismi neydi ya jantçının? Dunlop yazıyoruz da bir aklıma bir Dunlop ismi kaldı. Ama Aksaray'ın en büyük jantçısı diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Şimdi oraya gidiyoruz. Jantlarımızı siyah parlak renge boyatacağız bakalım. Ama siyaha da boyattık mı jantları? Şu an 20'lik ya. 18'likmiş gibi gösterecek diye korkuyorum. Aracı basarsak belki o görüntüyü yakalayabiliriz. Yani... Geç dayım. Geç. Ablaymış. İşte jantlarımızı siyah parlağa boyatacağız bakalım arkadaşlar. Bugün yedek jant verecekler bize 19'luk. Ama işte inşallah jantlarımız küçük durdurmaz. En büyük korkum o. Şimdi jantlarımıza bronz renk yaparsak aracı çok boğar diye korkuyorum açıkçası. Bu nedenle parlak siyah rengine gitmeye karar verdim. Bakalım artık. Bir de jantçılara onların fikirlerini de alayım. Sonuçta onlar bu işin içinde. Bir de onların fikirlerini alalım. Bir de onlara soralım. Nasıl yapalım diye. Jantçılarda görüşürüz bakalım arkadaşlar. Şuradan gidiliyordu. Az çok ezberledik yolları. Ananı. Aga yanlış yola girdim ben. Karşımızda da Hasan Dağ var arkadaşlar. Az önce yanlış yola girmişim. Hemen çıktım valla. Jantçı şurada sağda bir yerde olması lazımdı. Aynen. Levhayı gördük. Dunlop yazısını. Nereden girsek? Şuradan girelim ya. Abiler de zaten bekliyorlardı. Ben haberleri var. Murat abi haber etmişti sağ olsun. Şöyle giriş yapalım mekana. Taylan yok. Güven jant lastik, tamam. Şimdi hatırladım. Güven jant lastikti. Şu F10 bana doğru yaklaşıyor. Kesin takipçi. Aksaray'da bu arada çok tanıyan çıktı. Herkese de selam olsun buradan. Tanıyanlara falan resim gönderenlere. Şurada Fransa plakalı ya. Kesin beni tanıyor. Az sonra söylerim sizlere. İyi. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Sağ ol. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an Güven jant lastiğe geldik. Şimdi jantlarımızı sökecekler. Yedek emanet jant verecekler. Bu arada size demiştim. Bu abi kesin beni tanıdı diye de. O da beni tanımış. Beni takip ediyormuş. Benim izlenen aracını komple modifiye ediyormuş. Birçok arkadaşımız araçlarını modifiye ediyor bizim videoları görerek. Gerçekten mutluluk verecek. Bu abi arabasına yeni jant almış. Şimdi sıra bizde. Belki F30'umuzla jantlarını değiştireceğiz. O da kaplamadan çıkmış. Aracın kaplama işlemi bitmiş. Onu da yarın almaya gideceğiz bakalım. Kaplamadan çıksın. Onunla jantlarını ya boyatacağız ya da değiştireceğiz. Onun jantlarına da bir farklılık olacak arkadaşlar. En çok da şu aracın jantları değişmesi gerekiyordu. Çünkü bu kaplamaya kesinlikle çakışmadı. Sanki araç eski kasaymış gibi duruyor, ne bileyim. Bir de aracı bastık mı tadında, helal bastık. O zaman bence diyecek bir şey kalmayacak. Ve aracımızın modifiyesi de böylelikle de bitmiş olacak arkadaşlar. Difüzörümüze farklı bir şey seçmiştik. Bostainer. Murat abi özel olarak getirtirdi bize. Türkiye'de çok fazla kalmamış. Zar zor bulduk. Onu da taktık aracımıza. Emanet jantlarımıza geldi. Sanırım 4 kasanın jantları mı bu? 6 kasa replika jantı gibi duruyor. Bakalım bunlar nasıl duracak araçta. Orada düğme var. Neyse. Canı sağ olsun. Jantlarımız buradan gelsin. Ondan sonra yeni jantlarımızı takacağız. Yeni rengiyle. Eğer hatırlarsanız dün aracımızın jantlarını boya vermeye gitmiştik. Şimdi bugün tekrardan sanayiye geldik. Patır Oto Cam arkadaşımın yanına gidiyoruz. Araca cam filmleri çektireceğiz.
Normalde vardı da cam filmlerini değiştirmek istiyorum. Pek beğenmemiştim. Şimdi yenisini yaptıracağız onlarda. Sana yine her zamanki gibi kalabalık sabahın köründe. Evet, cam filmi çektirmeye geldik arkadaşlar. Şimdi cam filmini çekeceğiz. Eski yerindeyiz. Patrot hocam eski sanayinin orada. Bir de yeni sanayi var arkadaşlar. Yeni sanayiye de taşındılar. Oraya da F30'u götüreceğiz. Bugün buradaymış. Evet, şimdi arabayı içeri alacağız. Ön camları biraz da koyulaştıracağız. Çok açıktı. Eski cam filmini söktük. Yenisini yapıştırdık şimdi. Sol tarafı oldu. Sağ tarafta bu şekilde. Arkadaşlar ön cam filmlerimizi çektirdik. Şöyle göstereyim. Tam istediğimiz koyulukta yaptık. Çok fazla da koyu olsun istemiyordum. Çünkü Fransa'da yasak bildiğiniz gibi. Yine bunlar da yasak da artık polisler bir şey demez diye düşünüyoruz. Bir sadece artık aracı basmak kaldı. Evet arkadaşlar cam filmini yaptırdık. Şimdi eve doğru değil de boyacıya gidiyoruz. Arabanın kalepelerine boya yaptıracağım. Ondan sonra kalepelerimizi boyayacağız. Jantlarımızı değiştireceğim sıra. Bu arada aracın ön cam da çok açık kaldı. Ön camlarda film çektireceğiz. 0.5 yaptıracağız. Hafif bir koyuluk olsun. Çünkü çok boş oldu. Şöyle camın kalitesini göstereyim. Harbilerinde cam film yokmuş gibi neredeyse. Dışarısı çok çok iyi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Eski boyamız maviydi. Şimdi boyacıya geldik. Aracımızın kalepelerine boya yaptıracağız. Gold renk boya yaptıracağız. Nescafe kapağı renginden. Dur kankam dışarı çıkacağım. Tamam. Evet şimdi boyamızı seçiyoruz bakalım. Gel. Aynen bu renk. Bu renk değil mi? Hey, bu renk. Tam bu. Evet. Evet bu rengi seçtik arkadaşlar. Tamamdır abi o olsun. İki tane yeter değil mi kardeşim? Yeter abi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi boyalarımız basıyor bakalım. Bir de vernik aldık. Daha uzun ömürlükte olsun sağlamlaştırsın bunu. Jantlarımız takılırken boyamızı da yapacağız kaliperlerimize. Evet arkadaşlar şimdi boyalarımızı aldık. Reklamcıya gidiyoruz. Hatırlarsanız reklam bastırmıştık. Instagram logosu. Reklamcımıza geldik ama abimiz yok sanırım bir yere gitmiş. Bir 5 dakika duracağım. Evet arkadaşlar eğer hatırlarsanız jantlarımızı boyaya vermiştik. Onlar da çıkmış. Sağ tarafımıza F30'un son hali var. Onu göstermeyeceğim. Videosu yakın bir zamanla çıkar. Siz oradan bakarsınız. Jantlarımızı bir göstereyim sizlere. Güneşin altında kurumaya bırakmışlar. Jantlarımız boyandı. Piano black rengine. Araca gayet daha çok yakışacak kesinlikle arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi olacak. Evet aracımızı lifte aldılar. Sol taraflar halen takılıyor. Sağ taraf takıldı. Evet şu an kaliperlerimiz boyanıyor bakalım arkadaşlar. Aynı rengi de öne yapacağız. Mavi dönecekler ama mavi uyum sağlamadı gibisinin. Şu an sol kaliperimiz boyanıyor dostlar. Kalipenin rengi bu şekilde oldu. Jantları taktık mı bakalım nasıl duracak üzerinde. Evet arkadaşlar şimdi aracımıza spor yaylarımız takılacak bakalım. Aracı kaldırıyorlar. Yaylar sökülecek. Yerine spor yaylar takılacak. Aracı basacağız bakalım. Önler çok yüksek kalmıştı. Arkayı da yurt dışına Fransa'da basacağız. Şu an arabayla uğraşıyorlar bakalım arkadaşlar. Araç çok yüksekte duruyordu gerçekten. Önleri bastık mı daha tatlı olacak. Bir de arkalarda ileride basıldı mı daha hoş bir görüntü çıkacak ortaya. Kaliper kapaklarımıza bu rengi boyatmıştık. Üzerine de M logolar yapıştıracağız az sonra. Evet ilk amortörümüz çıktı bakalım. Şimdi sıra şu spor yaylarımızı takmakta. Evet şu an yeni amortörlerimiz takılıyor bakalım. Bakalım aracı ne kadar indirecek. Çok indireceğini düşünüyorum. Vay be. Welcome to Türkiye. Dayım vallahi iyi gidiyor lan arabayla. Tangır tungur cansız mansız. Allah helal olsun. Şaşırdım görünce bir yandan. Şuraya da şöyle bir 5 kasa geldi. Yanlış hatırlamıyorsam bunun YouTube'da videosu vardı. Modifiye videosu. Murat abinin orada modifiye ediliyordu, basılıyordu. Ama sanki bunun videosunu izlemiştim. O da buraya geldi bakalım. Burada sanırım yaylar, amortisörler değişecekmiş, takılacakmış. Eni falan çok iyi duruyor, çok baba duruyor. Bizim amortisörler de az kaldı bakalım. Evet, tekerimiz takılmış. Bu da arkadaşlar normalde son modifiyemiz oluyor. Yani bu aracı modifiye ettiğimiz son parçamız, aksesuarımız olmuş oluyor. Bundan sonra bu aracı yapacak başka ne var? Sadece bir direksiyonu değişecek. Ondan sonra bunun da modifiye projesi de burada bitmiş olacak. Az sonra da aracın son halini falan çekeceğim. Neler yapıldığını, neler yapmadık onlardan bahsedeceğim sizlere. Sizlere düşüncelerinizi yorumlara yazarsınız artık. Bir burası kaldı, burası da takıldı mı? Basma işlemi bitmiş olacak bakalım. Evet arkadaşlar şu an
Aracı liftten aldılar. Bayağı bir indi araba. Kriko'dan aldılar pardon. Lifti. Şimdi yorumlara yazarsınız siz. Araba bayağı indi ama bir de arabayı sürdükten sonra biraz daha inecek. Bir turlayıp gelin. Tatlı bir şey çıktı ortaya. Ama sürdükten sonra daha çok inecek. O zaman çok fazla mı basılmış olacak? Onu bir görelim, bir bakalım. Ama şu an muazzam oldu gerçekten. Şu anlık sadece önü bastık. Evet arkadaşlar, aracımızın modifiye aşamasının sonuna geldik. Burada da emeği çok geçen Murat abimi de videoma davet etmek istedim. Onu da videomuza ekleyelim. Evet, araca M5 body kit takıldı komple. Ön tampon, arka tampon, yan marş bir. Borsteiner Type-C difüzör takıldı. Ha, onu da gösterelim. Bundan bir tane kalmış değil mi abi? Aynen, bundan biz aldık. Son bir tane kaldı. O da bekliyoruz aslında. Borsteiner Type-2 normale göre daha farklı burası. Bu daha can alıcı duruyor. Egzozda zaten yüzlük. Yüzlük taktı. Aynen, yüzlük krom takıldı. Spoiler ince M5 tipi takıldı. Zaten kaplama olayı bitirdi. Evet, böyle bir hatıra olsun. Evet. Daha öncesinde de F10 modifiye etmiştik. Bir sefer de M5 yapalım dedik. Buranın da Murat abiyle çok teşekkür ederim. Çok emeği geçti. Evet arkadaşlar. Böylelikle de bir modifiye serüvenimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama videomuzun sonuna gelmeden önce sizlere aracın üzerine neler yaptık onlardan bahsedeyim. Öncelikle aracın rengi. Bu şekilde asil bir renk olsun istemiştim. Çok cırtlak bir renk olmasın istemiştim. O cırtlak rengi F30'a yaptık. O biraz daha genç işi olduğu için ona farklı bir renk yapalım dedim. Ama bu F10 biraz daha böyle ağır araba, baba arabası olduğu için bu renk tercih ettim buna. Ondan sonra jantlarımızı siyah boyadık. Gri çok absürt durmuştu. Renge hiç yakışmamıştı aracın rengine özellikle. Sonra aracın ön kısmını düşürdük, bastık. Fakat arka tarafını sırasıyla basacağım demişti ama daha henüz basmadım. Bu şekilde güzel duruyor gibime geldi. Mermi gibi duruyor araba şöyle, yer uçağı gibi. Bunun düşüncelerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Arkaya basalım mı? Eğer basın derseniz zaten yayları var. Basarım yani bugün yarın basarız arabayı. Ama sanırım bu şekilde daha tatlı gözüküyor gibime geldi. Şöyle duruyor tofaşlar gibi. Sizlerin fikri de tabii ki de benim için çok önemli. Şimdi ise aracın arka kısmına geçecek olursak da özellikleri en beğendiğim kısmı şu egzozlar ve difüzör kısmı arkadaşlar. Difüzörünü bu şekilde şekilli şu kulu seçtik. Bu Steiner difüzördü eğer yanlış hatırlamıyorsam. Egzozları da derim bu kadar büyük seçtim diye sorarsanız yüzlük seçtim arkadaşlar. Daha böyle şişik dursun, arkayı dolu göstersin diye böyle büyük kafalar taktık. Şöyle gösterirsek tam bir M5 gibi de duruyor. Zaten sürekli gelen geçenlerde de aracı M5 falan var. Durdurup videosunu falan çekenler var. Gaz ver diyenler var. Egzoz patlat diyenler var ama arabada ses çok arkadaşlar. Dizel olduğu için M5 değil maalesef. Ama gerçekten de birçok kişi de yani hemen hemen herkes M5 sanıyor. Sadece birkaç detaylar olduğu için arabadan çok iyi anlayanlar, bu işin içinde olanlar tabii M5 olmadığını ayırt edebiliyorlar. Ama böyle bir arabada yoldan geçerken gördüğünüze gerçek M5'miş gibi de geliyor gözünüze. Şöyle bu açıdan da bakarsak gerçekten rengi efsane oldu. Eğer siz olsaydınız bu aracın rengini ne yapardınız? Onu da yorumlara yazın. Aklımda böyle bir renk vardı. Bu rengin aynısının matı vardı fakat matını bulamadım. Bu rengi tercih ettim. Şöyle parlak bir renk. Bunu da yakından gösterelim. Yakından hiç göstermemiştik. Şöyle hem biraz simli hem parlak biraz yeşile benziyor. Bence F10'a da çok güzel yakıştı. Şöyle gösterecek olursak. Camlarımız filmli. Fransa'da yasak mı diye sorarsanız kesinlikle yasak. Özellikle şu ön camları bu şekilde karartmak çok yasak. Arkalar daha fazla karartılır. Buraya istediğiniz karartıda cam filmi çekebilirsiniz ama önler biraz daha açık olması gerekiyor. İçindeki şahıs gözükmesi için. Ön cama da film çektirdim 0.5. Önden de şu şekilde gözüküyor. Önden de içi gözükmüyor. Ama filmsiz iç kısmı çok gözüktüğü için biraz çirkin duruyordu. Arabaya yakışmıyordu. Biz de ön cama film yaptırmakla tercih ettik. Ve bu şekilde daha güzel bir görüntü elde ettiğimizi düşünüyorum. Sizler de tabii ki de düşüneceğinizi yorumlar kısmına yazarsınız. Aracın en çok uğraştıran kısmı ne oldu diye sorarsanız. Bununla değil de F30'la bayağı uğraştık arkadaşlar. Bununla pek o kadar zorlayan bir kısmı olmadı bize. Ama F30'da çok oldu. Parçalarını bulmakta, tedarik etmekte, ondan sonra bazı parçaların oturtturmasında falan. Oralarda biraz sıkıntılar yaşadık. Yani bir de sizlere bir sorum olacak arkadaşlar. Bu araba biraz gırtlak dolu olduğu için biraz opsiyonlu. Şerit takip falan, ondan sonra yaya taralama sistemi falan olduğu için şurada böyle bir sensörümüz var. Fakat şu ızgaralarımız geldiği için bu sensöre biraz engel olmuş oluyor ve o opsiyonlarımız çalışmıyor. Bunu nasıl aktifleştirebiliriz? Eğer aranızda bilenler falan varsa nasıl bunu geri çalışır hale getirebiliriz? İşte bilenler varsa yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. O da aktif hale gelirse mutlu olurum. Çünkü araba bayağı opsiyonlu fakat o opsiyonlar çalışmıyor bu durumdan dolayı. Onunla teyit geçeyim istedim.
Büyük ihtimal Fransa'da insanların tepkisi videosunu da çekeriz. Çok bakan var. Bir GoPro falan yerleştiririz. Çarşıda gezerken insanların tepkilerini falan çekeriz. Yani yola atlayıp arabanın videosunu çeken çok var. Kırmızı ışıkta falan olsun. Yani bir an M5 sürüyormuş gibi hissettiriyor insana. Bu tarzda bu şekilde yani BMW'yi görürsünüz de bu şekilde modifiyelisini görmeniz biraz zor. Memleketimiz Aksaray'da da 3 haftalık projemizde bu şekilde sona gelmiş olduk arkadaşlar. Sabah 8'den akşam 8'e kadar full sanayideydik 3 hafta boyunca. İki araçla uğraştığımız için bir araç olsaydı bir haftada hallederdik de ama iki araç olunca bayağı bir uğraştırdı bizi. F30'umuzun videosu da bu videodan hemen birkaç güne falan gelir diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Eğer tabii çok fazla yorum falan gelirse, videomuz çok izlenilirse beni biraz gaza getirip gece boyunca montajla uğraşırım. Videomuzda en kısa zamanda sizler için yayınlarım tabii ki ama elimden gelince uğraşırım montajlarda. Videolarımız geç geldi kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. İş güç derken işte anca bu şekilde oluyor. Bu arada yeni bir proje aracı aldık. Instagram'dan takip edenler tabii ki biliyor onu. O yeni proje aracımızın videosu da yakın bir zamanda gelir. Güzel bir projeye başlıyoruz. O da efsane bir araba olacak gerçekten. Çocukluğumun hayallerinden biriydi. Cabrio araba arkadaşlar. Onu buradan söyleyeyim. Cabrio bir araba aldık. Ama hangi modelini aldık? Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Onun videosu en kısa zamanda gelecek. Gerçekten müthiş bir araba çıkarmaya çalışacağız ortaya. Zaten yaptığımız modifiyeleri sizler de hemen hemen az çok biliyorsunuz. Emin olun o arabada bu arabalardan daha iyi olacağını düşünüyorum. Eksiklerimiz neler? Gözümüzde eksik gelen bir şeyler falan varsa yorumlara yazın. Onları da aracımıza ekleyelim. Ya da değiştirmemi istediğiniz, beğenmediğiniz bir yanı kısmı falan varsa yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize bay bay dostlar. Aracımızı ne halden ne hale getirdik. Sizler de zaten farkı da çok büyük arayla fark ediyorsunuzdur. Eski halinden harabeden gerçekten hiçbir eser kalmadı. Ve ortaya da bu şekilde güzel tatlı bir araç çıkardığımızı düşünüyorum.